sadece yarını görebileceğini bilebilir miydi? Ya da sayısız dünün beklediği hangi yarın olduğunu? Umut taşıyabilir miydi peki? Bir adım ötesine. Biriktirdiği günlerin hesabını bilmeden yaşamak da vardı. Geride bıraktığı asırların yükünü taşımakta. Yarını göremezsin. O yüzden bir anlamı vardır eldekilerin. Yarını göremezsin. Ancak umut taşırsın. Sonlu canlıların sonsuz oyun alanı. Hep yeniden başlayan ve mutlaka bitenlerden oluşan sonsuzluğun sahnesi. Bazılarının binlerce yıl süren tiratları var. Ve bazılarının da bu tiratların yalnızca bir kelimesine şahit olacak kadar ömrü. Bin yılları onlarcasının yaşına bölmek mi, yoksa hepsini birlikte yazıp binlerce yıl daha okumak mı? Bu kadim hikayenin neresinde olduğumuz bilinmez. Ama en önemli olan eskileri anlatmak ve birkaç adım da ilerlemek. Can örümcek ormanları ile ilgili bilgilerini güncellemek ve daha yenilerini edinmek üzere öğrencileri Öznur ve Neslihan'la Anıtladin ve Göknar ağaçlarının yanında yetkililerle buluşuyor. Şefim, bize bu anıt ağaçları ne kadar zamandır burada? Bu yöreyle ilgili genel bir bilgi verebilecek misin? Yöremiz Gümüşhaneli, Kürtün ilçesinde, örümcek orman işletme şefliği sınırlarında kalmaktadır. Yöremizde bulunan ağaçlar Kafkasların, Avrupa'nın ve ülkemizin en boylu, en çaplı ağaçlarını ihtiva etmektedir. Burada bulunan ağaçların anıt ağaç niteliğinde serpili halde dağınık vaziyette olmasından dolayı bu alanımız 263 hektarlık alan tabiat koruma alanı olarak ayrılmıştır. Peki muhtarım, sizin bu yörede bu ormanla toplumun, yöre halkının ilişkisi nasıl? Ne ifade ediyor? Nasıl bir yaşam birlikteliği içerisindesiniz? Biraz bize onlardan bahseder misiniz? Bulunmuş olduğumuz bölge Yeşilköy sınırları içerisinde, köyümüzün sınırları içerisinde örümcek ormanları. Burada görmüş olduğunuz gibi anıt ağaçlarımız mevcut. Kafkasların ve Avrupa bölgelerinin en uzun ağaçları. Bölgemize, köyümüze ekonomik olarak katkı sağlamaktadır. Ağaçları görmeye gelenler turistlerimiz olduğundan dolayı. Bundan dolayı bölge halkımız ağaçlarımızı kendileri korumaktalar. Devlete yardımcı olmaktalar. Peki ormancım, mesela evinizde kullandığınız ahşap malzemeden tutun da hastalandığınızda kendiniz içtiğiniz, çocukların içtiği veya ne bileyim bir yara olduğunda bir yerini sürdüğünüz, bir eczane gibi kullandığınız bir orman olabilir burası. O tip kullanımlarınız var mı? O tip alışkanlıklarınız var mı bu ormanla? Gerek üretimi gerek ormanların bakımı da onu içeğinde, kesimlerinde faydalanabiliyorlar. Ayrıca bu ormanlarda yetişen börtenkile, çalı çile ve ıhlamur gibi
ağaçların meyvelerinden de faydalanmaktadır. Bunları yazın toplayıp, kışın kaynatarak soğuk algınlığı, grip, boğaz enfeksiyonları gibi şeylerde içmekteler. Bunlar çok faydalı şeylerdir. Ayrıca yaylaları çok güzeldir. Suları soğuk, çok soğuk, havası çok güzeldir. Ya aşağıdan, sahilden çok insanlar gelip bu yaylalarda 3 gün, 5 gün, 1 ay kalarak havasını, suyunu teneffüs etmektedir. Yani ciğerlerimiz dediğimiz ormanları aslında hasta olduğumuzda da bu yolla bir kez daha ciğerlerimizin içerisinde bütün vücudumuzda hissediyoruz değil mi? Onunla bağımız hiç kopmuyor. Peki Ercan, sen bu ormanlarda en son 20 yıl önce geldiğimiz günden beri yaşadın. Hem toplumu tanıdın, hem bu ormanı tanıdın ve burada uzun yıllar araştırmalar yaptın. Senin toplam bu hikayenin özetini bize anlatır mısın? İyi ki özet dedin. Aksi takdirde biz 3 gün konuşurduk burada. Soru da uzundu zaten. Şimdi ülkemizdeki ilk doğal yaşlı orman çalışması burada yapıldı. Bu yöre, bu anlamda özel bir yöre. Ormancımın az önceki söylediği yerden bağlayalım bence konuşmayı. Çünkü ormancım dedi ki biz burada ormanlarda her şeyden yararlanıyoruz. Belki atladığı bir şey var. Buradaki ormandaki ağaçların kabuklarından bile faydalanıyorlar. Hem beslenme anlamında insanlar faydalanıyor. Onlar da üst solunum yolları için kullandıkları bir kambiyum tabakasını kullanıyorlar. Bu da bir girdi sayılabilir. Aynı şeyi hayvanlar da kullanıyor. Hayvanlar da tuz ihtiyacını karşılamak için çok kar yağdığı dönemlerde ağaçların kabuklarından bunu kullanıyorlar. Böyle baktığımız zaman o kadar birbiri içerisine girmiş bir ekosistemden bahsediyoruz ki burası doğal yaşlı bir orman. Ülkemiz açısından çok önemli bir yapı. Bu yapının nasıl değişip nasıl geliştiğini araştırırken insanların da bu işin içine ne kadar müdahil olduğunu görebiliyorsunuz. Bu kadar müdahil olmuş olan bir alan olmasına rağmen oldukça korunmuş, insanların tahrip etmediği çok özel bir yapıya kavuşmuş burası. Aslında bu ormanı tanımakla başladı benim belki de bu yolculuğum. Çünkü etik doğayla insan arasında bir kavram haline geldiğinde iletişimin başladığını anlıyoruz. Yani doğada çünkü yenen var, yenilen var, bir yaşam düzeni var. Ama insan bunu ticari olarak kullanıyor, daha fazla tüketebiliyor. Buranın dinamiklerini bilmeden tüketebiliyor bazen. O yüzden burası çok güzel bir öğretinin. Belki bugün tekrar burada olmamızı ve bu çalışmayı yapmamızın sebebi de 20 yıl önceki bu seyahatti. Derslerde dedik yani size, bir meşere, bir orman hayal edin. Bu hayal ettiğiniz ormanı bir analizini yapın, kağıtlara dökün, bir şeklini çizin. Sonra da gelin anlatın bu orman ne kadar doğru olmuş hayalinizdeki orman, ne kadar yanlış olmuş. Birlikte tartışalım dedik değil mi? Derslerde hep bunları konuştuk, bunlar üzerine bir sürü analiz yaptık. Şimdi ormandayız. Bu ormanı nasıl tanımlayabildiğinizi bir anlatın bakalım. Neler öğrenmişiz? Birlikte bir tartışalım. Burada hem birçok türün içinde bulunduğu, hem iğne yapraklı hem geniş yapraklı ağaç türlerinin bir arada bulunduğu karışık bir orman görüyoruz. Mevcut ağaç türlerimize geldiğimizde ladin, göknar, kızıl ağaç, gürgen, ıhlamur gibi birçok ağaç türünü de içinde barındırıyor. Çalı tabakasına baktığımızda da orman gülleri, kuş üvezi, ayı üzümü, böğürtlen, eğrentiler gibi de birçok çalı formunda bitkiyi içinde bulunduruyoruz. Yani bu orman hem karışık bir orman, hem her yaştan, her çaptan bireyler var. Tamamen doğal yapıyı bize sergileyen bir ormandan bahsediyoruz. Peki sen insan ve doğa arasındaki ilişkiye hem mesleğin hem de gördüğün yapı farklılıkları veya benzerlikleri üzerine neler söylersin? İnsanlarda olduğu gibi her yaştan, farklı kültürlerden, her yaşamla, farklı yaşamlardan olduğu gibi ormanda da her yaştan, her boydan, her çaptan mevcut bireyler bulunmaktadır. Bunu da hani insanlara bu şekilde bağdaştırabiliyorum. Peki ormancılık açısından ele aldığında
ne yapıyoruz? Doğayı taklit ederek gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Taklit ederek yapıyoruz ama burada bulunduğumuz örümcek ormanlarında da doğanın kendini gözlemleyebileceği en güzel yerlerden bir tanesi örnek olarak. Evet, kendi halinde dinamiklerini koruduğu bir orman. Evet. Yani şunu söyleyebiliriz sonuçta, değil mi? Bu orman bize ormancılığı nasıl yapacağımızı öğretebilecek tüm doneleri içinde barındırıyor. Çünkü biz doğayı burada gözlemleyip daha sonra bunu başka bir yerde uygulayarak bu doğal yapıyı, sürdürülebilirliği en iyi şekilde ortaya koyabileceğimiz ormanlar buralar. Dolayısıyla burada yaşadığımız, gördüğümüz her şey bizler için dersler içeriği olabilir. Yani bu ormandaki bütün canlıların, yaban hayatının birlikte yaşama kültürü ve sınırlarını biliyor olmaları, birbirlerini her zaman var edecek koşulların limitlerini geçmiyor olmaları bizler için de yaşam öğretileri halinde karşımıza çıkıyor olabilir. Aslında her şey sarf edilecek birkaç cümleye bakıyordu. İnsan kolayca ulaşıyordu doğruya ve güzele öykünen düşüncelere. Bizler adına bu yörede görev yapan Kaymakam Bey, Murat ve Ercan'ı bu eşsiz ormanın kıyısında karşılıyor ve çalışmalarının heyecanını bir nefeste anlatıyor. Şimdi bulunduğumuz yer Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi. Tabii örümcek ormanlarının girişinde sayılırız. Aynı zamanda Çağlayan Dibi Şelalesi de burada bulunmakta. Buralarda tabii çok zor ve çetin bir coğrafyası var. Ama bu coğrafyanın, insanların bu zorluğunun yanında işte suyuyla, doğal kaynaklarıyla, ormanıyla, ağacıyla, yeşiliyle, yayladaki çimeniyle sunduğu da bir sürü güzelliği var. Örümcek ormanları da bildiğiniz üzerinde bir sürü akademik çalışma yapılmış ve daha belki denizde bir damla hükmünde olan bu çalışmalar çok daha fazla ilerleyecek. Tabi buralarda tabiat koruma alanı dediğimiz için örümcek alanı, çok da içeriğine girebildiğimiz, yani koruma altında olan bir yer. İçerine çok ulaşamadığımız bir yer. Biz burada görev yapan birisi olarak, işte ister eş dostumuzdan, ister gezmek için gelen misafirlerimizden sorulduğunda, benim onlara öncelikle burayı tasvir ederken, şu doğa harikası, arka tarafta gördüğümüz yeşilin, sarının ve turuncunun bir sürü tonunun olan bu yerde, ben şöyle diyorum, burası bir gelinin çeyizi gibi. Burayı ellemeyeceğiz. Biz buraya ne kadar içeriğine girersek, ellersek, dağıtırsak burayı daha sonra derleyip toplama şansımız yok. Yine burada bu doğal güzelliği biz de şunun farkındayız. Ne kadar biz ulaşımı kolaylaştırırsak buraya ulaşımla beraber o kadar fazla insanın geleceğini bildiğimiz için bir o kadar da daha dikkatli, özenli davranmamız gerekmekte. Bu alanları korumamız için. Bunda da tabii birçok çalışmamız var. Ve belki de bu ulaşımların artmasıyla ilerleyen zamanda en fazla çalışmamız gerektiği olan husus da bu diye düşünüyorum. Öncelikle teşekkür ediyoruz ve aslında mutluluk duyuyoruz. Sizin gibi bir genç bürokratımızın böyle doğayı, insanı ve onun gerekliliklerini çözümlemiş ve ileriye çok güzel bir projeksiyon sunuyor olması. Belki de bizler için, toplum için ve doğa için çok umut aşılayan bir durum. Bu yönden baktığımızda bunları duymak gerçekten bizi ve izleyenleri mutlu etmiştir diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Kaymakam Bey. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Biliyorum ki buraların her metrekaresinde defalarca geldiniz ve çalışmalar yaptınız. Tabii bu sefer de televizyon aracılığıyla bizi izleyenlere de bu çalışmalarınızı ulaştıracağınız için biz çok teşekkür ederiz. Türkiye'de doğal yaşlı orman kavramının dillendirilmeye başladığı ilk yer olan örümcek ormanları ve çevresinin emin ellere emanet olduğunu görmenin huzuruyla bir başka durağa doğru ilerliyorlar. Ali Usta kısacık sohbet sırasında kuşaktan kuşağa aktarılan el sanatlarından bir örneği atölyesinde yapmaya başlıyordu. Ali amca merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Merhaba, buyurun. Ali amca. Buyurun. Bir şeyler yapıyorsun.
Ne yapıyorsun? Neyden yapıyorsun? Bize biraz anlatır mısın bunları? Bunları biz sakız ağacı dedik. Reçeli. Sakız ağacı. Evet. Öbür ağaçların kokusu eğer ağacın rengi bozuk çıkıyor. Ama bu sakız ağacı çok güzel bir ağaç. Yoğurt, süt ayrıyeten ayrı bir lezzet verir. Yani bu sakız ağacı dediğimiz ağaç bizim Ladin dediğimiz ağaç. Evet. Bu sakız ağacından yapmanın gerekçesi sadece güzel görünmesinin başka bir özelliği yok mu? Başka bir özelliği bu, öbür ağaçlar bozuluyor. Südü, yoğurdu gör diye öbür ağaçlar bozuluyor. Bu sakız ağacı ebedi bozulmaz. Anladım. Yani hani yoğurt yaptığınız zaman bu yoğurt içindeki o acı suyunu falan dışarıya atması vesaire, bunlarda böyle bir şey var mı? Bu acı suyu kendisi vücuduna verir. Yani gövdeye alır. Bu ahşaba alır. Evet. Çok güzel de bir tat verir yoğurda veya süde. İçinde ne varsa. Evet. Ne varsa. Peynir, yağ, ne varsa. Mıncı diyelim. Peki. Yani biz o zaman bunları alacağız ve yoğurdumuzu eğer doğal yemek istiyorsak sakız ağacı. Yani evet. Ladin ağacından yaptığım bu kaplarda yiyeceğiz. Ne bunun adı? Nedir bunun adı? Bunun adına biz külek dedik. Külek. Yoğurt evet. Mayalama küleye dedik. Anladım. O zaman ben de sana bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Evet. Sana sordukları zaman belki birazcık da böyle şeyler söylersin. Bu ladin ağacı evet. Gözenekli olmasından dolayı o gözeneklere içindeki bu yoğurdun acı suyu çekme özelliği evet, var. Evet. O yüzden bu ladin ağacı bizim için de önemli. Evet. Evet. Ali amca, bunu mesela yeni yaptığın bir külek mi daha iyi iş görür? Yoksa zaman geçtikçe çok kullanıldıkça onun değeri artar mı? Ya yeni da kadar yapılan, yeni yapılan daha lezzetli olur. Tabii öbürü bir yıl, iki yıl kaldıkça haliyle bunun gözenekleri de kabarıyor. Normal diğer tencereden farklı kalmıyor. Kabarma yapıyı, bu gözenekler kabarıyor. Suyu devamlı gördüğü için. Evet. Ama yenisinin tadı daha çok başka olur. Evet, bir anlamda ağacın aroması bile karışıyor. Evet. Buna da bunun bir şeyi yayıyor deniyor. Mesela şunun yoğurdunu bunda yayabilir. Tereyağı falan mı yapıyorsun? Tereyağı da alayım. Peki bunu sen nereden öğrendin daha önce? Dedin. Bunu ben babamdan öğrendim. Bu bize baba zanaatı, babadan kalma. Ben 62 yaşındayım. Aşağı yukarı 50 senedir bu işi yapayım. Artı emekliyim. Çaydan emekli oldum. Tabii bu da bir yan gelirden ziyade ihtiyaç. Arkadaşlar temin ediyor bana işte bir yoğurt kapı yap, bir yayık yap. Allah bir bereket versin. Yani sen diyorsun ki ben bu işi hem ek gelir olarak yapıyorum. Evet. Hem ata mesleğini devam ettiriyorum. Aynen öyle. Peki senin çocuklardan bunu yapan kimse yok mu? Yok. Peki bunu o zaman bu meslek ölüp gidecek mi? Yok. Var köyden başlayan yürütenler var. Var diyorsun. Var. İyi. Güzel. Onları sen mi öğrettin yoksa var mıydı onların dostları? Önceden öğrenenler de var da %80'ini de ben öğretmiş olabilirim. Bizi de babamız öğretti. İyi ne güzel. İyi, demek güzel. Ki bundan sonra da güzel yoğurt yemenin sırrı gene senin ellerinden çıkmış. Yani. İnşallah, inşallah. Hangi yaprağın sonbaharda en kırmızı olduğunu sormadan boyamalıydı kanatlarıyla. Usul usul süzülürken tepe sürgünlerinin kokusunu bile eklemeliydi tuvale. Öyle ki her gören ormanı ilk kez gördüğünü anlasın ya da gördüğünün etkisiyle kuzgunun kanatlarını kendininmiş gibi hissetsin. Yüzüne çarpan rüzgarı da deli deli geçen baharları, yazları, kışları ya da bu ormana en çok yakışan sonbaharı da.